Günün ilk ışıkları dökülürken ovalara, çiftçi, köylü düşer yollara. Kilitler açılır, kepenkler kalkar. Yaşam pırıltıları yeniden canlanır ülkemizde. Köyde, kentte bitmeyen ekmek kavgası kaldığı yerden devam eder. Böylece yaşam kendi yarattığı olaylarla nefes nefese sürer gider. Haber olur ertesi sabah ve bu haberleri güvenebileceği satırlardan okumak ister insan. Dünya ve ülke gündeminden, usta kalemlerin elinden haber almak için Kıbrıs Gazetesi. Gazete. Melodilerle şiirin raksı. Selamlar, sevgiler, saygılar efendim. Bugün yine bir Aralık Kapı programında sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuzu özellikle toplumun negatif enerjisini pozitife çevirmek adına çok sevdiğim bir aktar, arkadaş, dost davet ettim. Emine Zeybek bugün bizlerle olacak. Onu çoğumuz tanıyoruz. Aktar dükkanı var. Çok pozitif bir insan. Ve her zaman şükretmeyi bilen, her şeye olumlu bakmasını becerebilen arkadaşlarımızdan. Emine Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Harikayım, şükürler olsun. Çok şükür, şükretmeyi bilen bir insan. Evet. Kesinlikle, o yaşam tarzım benim artık. İşte hepimiz öyle olalım diye sizi bugün konuk etmek istedim. Çünkü aylardır takip ediyorum. Kimse şükretmiyor, kimse mutlu değil. Ne olacak bizim bu halimiz? Şükretmeyi öğreneceğiz, kitap okumayı öğreneceğiz, başkalarına değil kendimize odaklanmayı öğreneceğiz. Yaşanılan her şeyin bizden başlayıp etrafa yayıldığını öğreneceğiz ve kendimizi nasıl mutlu edebiliriz? Bir yoga yaparak, bir tatlı sohbet edecek bir arkadaşımızla görüşerek, bir yürüyüş yaparak kendimizi mutlu edecek şeyleri bulursak eğer, kendi özümüze dönersek, dışarıda neler oluyor, neler bitiyor, kim ne giydi, ne yedi, kiminle diye takılmadığımız zaman mutluluk hemen gelecek. Yani başkasıyla değil, kendimizle hesaplaşalım. Kendimize döndüğümüz kendimize zaman, bir şeyler yatırım ki, yapalım. Tabii ki, kendimizi geliştirelim. Yaş önemli mi bu konularda? Hayır, kesinlikle değil. Küçücükler bizden daha şanslı. Onlar gerçekten daha farkındalıklı dünyaya geldi. Onlar daha mutlu. Büyüdük sonra biz bir şeyler değişmeye başlıyor. Egolar devreye giriyor. Yaşımız hiç önemli değil. Orta yaş, daha da ileri yaş, gençler. Hepimizin uyanmaya ihtiyacı var. Birçok yaşadığımız şey de bizi uyandırmak için aslında. Birlik ve beraberlik olmamız için. Yani yürüdüğümüz yollarda taş da olacak, diken de olacak. Ama onları böyle gülümseyerek kenarlara çeke çeke yürümeyi becerebilmemiz gerekiyor. Tabii ki taş olacak ki ayaklarımın varlığına şükredeyim. Evet. Diyeceğim ki evet ayağım bu taşa takıldı. Bu çukura girdiğinde belediyeye sövmeyeceğim. Sadece diyeceğim ki bak ayağım varmış ki böyle bir şey yaşadım, yürüyebiliyormuşum ki bunu hissettim. Olan her şeyde bizim payımız çok. Yani çevreden tutun, bazen şikayet ediyorlar. Ben çok üzülüyorum. İşte çöpler alınmıyor mu? İşte çevren için böyle kirli. Aslında ben baktığımda hiç de öyle görmüyorum. Ama gördüğüm noktalarda da insanların bunu yaptığını farkındayım. Tabii ki. Bütün pisliği minicik naylonlara koyarak ya da gelişi güzel atarak ondan sonra bir merciyi suçlayamazsınız. Çöpe atmıyor doğrudan. Belediyenin tabii, konteynerlerini tabii atmıyor ki. Ve çöpün yanına bırakıyor. Tabii şimdi ki. Bu belediyenin suçu mu? Yani belediyenin avukatlığına soyunmuyorum hiçbir tabii zaman. Tabii ki o ama ayrı. Ama belediyenin görevi yalnız çöp toplamak mı? Yapacak o kadar ben şey var ki. Ben hep diyorum en kolay temizlik kirletmemektir. Tabii ki. Yani ben niye atayım ortalara? Bu da kimden bitiyor yine? Bizden. Bitiyor.
Her şey bizden başlıyor, bizde gelişiyor. Ama biz hep bir suçlu arama çabasındayız yıllardır. O yüzden ömür tüketiyoruz. Evet. Ömür tükeniyor, herkes yuvaya dönüyor, kalan yine bir suçlu arıyor, onu suçluyor. Onun görevi bitiyor, o yuvaya dönüyor. Günün sonunda baktığınızda birçok insan ne için burada olduğunu, bu dünyaya neden geldiğini, yapabileceklerinin neler olabileceğini bile farkına varmadan gelip şikayet edip gidiyor. Evet, oysa maalesef her şey bizden başlayıp bizde bitiyor. Evet, şimdi sizin çok yakın bir zamanda bir oğlunuzun düğünü oldu. Evet. Ve çok güzel bir şey. Onu anlatır mısınız? Düğünde ne ikram ettiniz misafirlere? Evet, biz dedik ki biz sıra dışı insanlarız aslında. Evet. Yani şöyle bir şey var, bir şey sıradan olur artık. Herkes onu yapmaya başlar. Evet. Bizde de öyle bir şey var. Oğlumda da var bu. Gelinimde de var. Çok şükür olsun. Oğlunuz da eczacı ve... O uzman eczacı. Uzman, evet. Tezini kanser üzerine yapmış. Avrupa'da bitirmiş ikisini de. Evet. Ve fitoterapist ayrıca. Evet. Kanseri bu yönde ele alıyor herhalde. Doğal bitkilerle mi? Şimdi tabii şöyle bir şey var. Her zaman söylediğimizi burada yine belirtelim. Önce doktorlarımız, sonra tabii ilaçlarımız. Doğru. Ve onun yanında bitkilerimizin bize şifa olmasına izin verelim diye. O uyarıyı biz her zaman yapıyoruz. Evet, tabii. Ona çok önce dikkat doktorlar, edelim. Kesinlikle. Tabii. Bana göre onlar gerçekten bizim kanatsız meleklerimiz. Doğru. Ve çok uyanık ve dikkatli olmamız gerekir bu konuda. Önce onlara danışmamız gerekir her evet şeyi. Tabii bitkilerin birçok sağlık sorunu üzerinde katkısı ve etkisi gerçekten hele 11 yıldır bu işi yapan biri olarak söyleyebilirim ki gerçekten mucizeler yaratıyor bitkiler ki evet biliyoruz yüzyıllar önce bitkilerin şifasını hepimiz biliyorduk. Unuttuklarımızı yeniden hatırlıyoruz. Evet. Biz de bu konuda destek veriyoruz. Mesela bu paketçiklerde ne vardı? Düğünde gelen misafirlere ikram ettiğiniz evet, paketlerde. Evet, bir sıra dışı bir şey olsun evet dedik. Bize şifa olacak bir şey olsun dedik ve relax çay hazırladık. Tabii hı hı yine fitoterapistimizin oğlumuzun içeriğini özel seçtiği hı hı bir çay. Yine mutluluk çayı hazırladık ve gelen davetlilerimize mutluluk çay ve relax çay ikram ettik biz düğünümüzde. Gelininiz evet ne iş yapıyor? Gelinim mimar. Ha. Onun bir alakası yok ama yok, onu da herhalde var, inanamazsınız. Çok seviyor. Bitkilerin içinde kayboluyor. Ama meslek olarak farklı olmasına rağmen tabii çok seviyor ve inanın o kadar geliştiriyor ki kendisini. Mesela bunları oğlumla birlikte onlar yarattı. Ne güzel. Onlar her şeyi birlikte yaratıyorlar. Ne varlıklarına mutlu şükürler olsun ve Tanrı her zaman yanlarında olsun. İki güzel ben insan birleşti. Aynen öyle oldu. İnşallah güzel çocukları olsun da olur. İnşallah. Çok en gençsiniz. Olacak şekilde. Yani çok güzel bir şey bu. Evet, kesinlikle. Ve bunları ikram ettik. Değişik bir şey olsun dedik. Sıradanlığı bırakırsak aslında ve sıra dışı bir şeyler yaratır yaparsak kendimiz de yaratıcılığımızı kullandığımızda ve çoğalırız bu şekilde tabii etrafa ki yayarak. Tabii ki daha da mutlu daha oluruz. Mutlu insanlarla birlikte oluruz. Çünkü biz bir şeyin dışına çıkmış oluruz ve evet bizim de yaratabileceğimizi, yaratılanı ille de alıp hep götürmemiz gerekmediğini öğrenebiliriz. Bir şeyler üretmek, bir şeyler yaratmak gerçekten insanoğlunun yaşama sevinci bana göre. Zaten bizi canlılardan ayıran, insanları canlılardan, diğer canlılardan ayıran düşünebilme yeteneğidir. Tabii, kesinlikle. Düşünün, yapın. Yani bütün imkanlar tabii elimizde. Tabii ki. Peki doğal taşlar var. Mesela burada da ben çok sevdiğim bu taşlar çok severim. Yani evimde de dekore olarak kullanabilirim dekor olarak. Harikadır. Rüzgar çanlarınız vardı ben gene almıştım. Evet. O kadar bir artı enerjisi var ki. Yani sizi böyle mutlu ederek uyutuyor. Süper bir şeydir ve gerçekten enerjileri çok güzeldir. Hı hı. O rüzgar sesinden veya siz rüzgarın hareket halinde yapıyor hı hı ya onu rüzgar sallamıyorlar. Evet. O hemen enerjinin temizlenmesine yardımcı oluyor. Biz diyoruz ki durağan ortamlardaysa bile
siz geçerken hafif ona evet. dokunun. Sizin aldığınız sanırım yeşil taştı. Yeşildi, evet. Özellikle yeşil taşın en büyük özelliği şifacı taş oluşudur. Hı hı. Ve zaten ona dokunduğunuz anda, o sesi duyduğunuz anda mutlaka siz istemeseniz de, bilinciniz inanmasa da o şifayı hemen aktarmaya devam ben ediyor size. Ben inanıyorum çünkü rüzgar İnanmayan sesi. İnanmayan kişi bile olmuş olsa evet. mutlaka hemen alıyor doğal orkestra şifayı. Gibi mesela deniz dalgasının sesi. Çok severim. Çakıl taşlarına şıkır şıkır yani insansız orkestra bunlar. Gözlerimi kapatırım ve dinlerim evet. bunları. Bambaşka bir dünyadır. Yani işte çoğu da şimdi toplumda da var. Balık tutmak için sahilde insanlar görüyoruz. Evet. Sabahın erken saatlerinde. O kadar mutlu insanlar ki saatlerce orada oyalanıyor. Ne kadar güzel bir şey. Evet. Orada ruhunu dinlendiriyor evet. aslında. Bunları başarabilmemiz lazım. Evet. Hani hep bir telaş müşterilerimin bazılarında da görüyorum ve açıkçası ben üzülüyorum. Bana koşarak geliyorlar ve diyorlar ki çok acelem var. Ben de diyorum ki neye yetişeceksiniz? Ha. Ve bir ilahi plan var diyorum. Siz kurduğunuz bütün planları bir dakikada değiştirebilir sizi. O yüzden diyorum gerçekten akışta olun, artık rahat olun, artık acelem var demeden yaşamayı öğrenin. Mesela gençler şimdi çok güzel, ben yolda gidip geldikçe görüyorum ve çok saygı duyuyorum. Bisikletliler var. Evet çok grup var. Halinde ve ben o kadar hoşuma gidiyor. Yani el sallamak geliyor içimden hiç tanımadığım ben halde. Ben çok mutlu oluyorum. Ben onlara o güzel enerjiyi yavaş yavaş, gönderiyorum. Çünkü arabaların hakkı olduğu gibi bisikletlilerin o da bir tabii vasıta. Ki, tabii ki. Ve onların sabah sabah kalkıp ne yani kadar ne kadar güzel gençlerimiz var. Çok. Doğala dönen, doğaya dönen çok gençlerimiz evet. var. Ve yürüyüş yapanlar var. Evet. Yüzenler var. Yani toplumumuz buna çünkü adada yaşıyoruz. Tabii ki. Yani bir şekilde sakin olmak evet, gerekiyor. Aslında biliyor musunuz ilk belediye başkanımız koyduğunda bu bisikletleri çok eleştiri de yapıldı. Ha her şey tamam, bir bisiklet eksiydi. Beğenler oldu. Ben de dedim ki her şey izin verin, sırayla katılsın bu insanlara. İnsanlığa hizmet etsin. Eskiyi özlüyoruz zaten. Neyin sırası ilki? Ve o bisikletler konulduktan sonra ben fark ettim ki çoğalmaya başladı. Tabii ki. Yani siz neyi koyarsanız bir köşeye, neyi yaratmak isterseniz onları çoğaltıyorsunuz aslında. O küçücük bir dokunuş yaptı bütün Lefkoşa'ya. Ben şu anda bakıyorum bütün Lefkoşa birçok insan bisikletle gezmeye zaten, başladı. Zaten araba ne park yeri yok. Güzel bir şey. Yani arabalar bize yük oluyor bir yere giderken. Çok aşırı araba var. Ama bisiklet o kadar evet, hem spor çok, yapıyorsunuz. Tabii ki. Hem zaman faydamız tabii. var faydamıza. Kesinlikle ve gençleri ben şu yönden de çok seviyorum. Hani bana geliyorlar diyor ki Emine ablacığım biz işte kremimizi yapacağız. Hı. Bir diğeri geliyor diyor ki ben parfümümü kendim yapacağım Emine abla. Gelip oradan ürünleri alıyorlar. Hatta bir defasında bir festival vardı gene Lefkoşa Belediyesi'nin düzenlediğiydi şeyde. Bandabulya'da yapılmıştı. Hmm. Biliyorsunuz bizim başkanımız bu konularda çok meraklı. Evet, evet. Çok uyanışta bir insan. Ne kadar çok insana dokunabilirsen. O da çok dokunabilirsen, enerji yükü. Gerçekten enerjisi çok güzel. Çok güzel, evet. Çok temiz bir ruh. Ben onu hissettiğim için zaten sürekli uzaktan destek atıyorum. Gerek yok onu bilsin. Tabii ya da bir ki. başkası bilsin. Hayır. Sadece diyorum ki Allah'ım sen onu koru ve sen onun Lefkoşalı için yapmak istediği her şeyde yolunu aç. Sürekli ben bunları tekrarlıyorum. Ve gene Bandabulya'daydı, böyle güzel bir şey yapıldı. Hı hı. Genç bir çocuk hafta sonu geldi, benden cuma günüydü. Hafta sonu için bir şeyler aldı. Krem yapacağım abla ama ne kadar gider, ne kadar satılır bilmem dedi. Hı hı. Aldı, yaptı çocuk. Cumartesi akşam üzeri arar beni. Emin ablacığım der, kremlerim hep satıldı. Ne güzel. Ama der pazar gene var der. Stantımız da var ama benim kremlerim bitti. Bitti. Gelip senden bir malzeme şeyler almam ister, lazım. Tabii. Ben de Lefkoşa'dayım. Ablam dedim hemen gel açayım sana dedim. Al. Gittim açtım dükkanı ve inanamadı çocuk. Abla diyor yani geldin gecenin 8'i 9'u bana dükkan açan. Ablam dedim sen bir şeyler yaratmak iste. O mutlu olacak, başkasını evet, da mutlu edecek. Sen bir şeyler yaratıyorsun, doğal bir şeyler yaratıyorsun dedim. Ve burada ben onu, o desteği koymazsam dedim ben niçin burayı açtım?
Ve yani çok güzel şeyler olur ve elimden geldiğince ben de onlara destek olmaya çalışırım. Öyledir. Yardım etmeye çalışırım. Bandabulya'da çok güzel şeyler oluyor. Çok güzel. Gençler sahip çıktılar oraya. Evet, harika. Ve o komşuluk ilişkileri de çok güzel gençlerin. Bakın ama biri geliyor bir şeye dokunuyor, bir belediye başkanı. Evet. Ama adamın egosu yok yani, egoyla ilgili harfi zaten, bile yok. Zaten tok bir insan. Tam toplumdan bir insan. Çok iyi bir aile çocuğu. Harika bir gençlik. Kendi çocuğunu da çok güzel yetiştiriyor. Çok eşi pırlanta gibi evet. bir insan. Yani işte. Tek isteği Lefkoşa için, halkı için bir şey yapmak. Tamam, biz de ona destek olmak lazım. Kesinlikle. Ama biz maalesef belediye dendiğimi çöp geliyor aklımıza. Biz bir de neyi düşünüyoruz? Birçoğumuz bunu yapıyoruz ve artık bundan vazgeçelim lütfen. 21 yıllık belediyeciliğimde bunu çok gördüm ve çok üzüldüm. Hangi partidendir? Tamam, benim partim değil. Çöp aracı geçti, hop alıp çöpü dışarıya atayım. Oy kaybetsin, gelecek ne olan kazansın. Ne kadar zor bir düşünce. Bir çok zor bir şey bu. Ben böyle düşünürüm. Benim Lefkoşam için iyi bir şey yapan biri var. Ben onun yanında olacağım, enerjimle yanında olacağım, manevi olarak yanında olacağım. Ama memleketimizi düşünmek zorundayız. Gelen turist bir kötü bakarsa ben çok utanırım. Tabii ki. Yani bizim... ben o çöpü atıp oraya küçücük bir şey düşünüyorum ben. Bazen zaman zaman çıkıyor içlerinde belediye çalışanı. Kendi partisinden olmadığı için yani zarar vermeye çalışıyor. Yani bunu 21 yıl çok gözlemledim. Ben orada ekmek kapımdayım ve ekmek kazanıyorum. Gelen başkana hizmet etmek zorundayım çünkü o başkan Lefkoşa'ya hizmet yardımcı edin. Olmak zorundayız biz o başkana. Yardım edeceğiz. Yani biz ekip çalışması o da gibi. Öyle diyor. Evet. Yani o kadar güzel konuşuyor ve kimseyi kırmıyor yani. Evet. Ekibimden birisiniz diyor. Birlikte çalışıyoruz diyor. Yani aslında burada konumuz nedir bilirsiniz? Belediye başkanını övmek değil ki, övülmeye değer biridir. Makam burada da olay, önemli. Yani burada olay nedir bilir misiniz Sevilay Hanım? Burada bana göre olay, İyi bir şey benim ülkemde yapılıyorsa destek ben ona destek zorundayım. Olurum. Bana evet. ne partiden hiçbir zaman peki, alakam olmaz. Peki bu particilik olmaz. Yani yaşınız çok genç de bu particilik bize içimize girdikten sonra mı biz böyle olduk diye düşünüyorum ki öyle oldu. Şimdi şöyle bir şey, partilerden bir şey beklediğimiz, beklerken bir şeyler gördüğümüz zaman birçoğumuz bozulmaya başladı. Ben eğer birine mesela şöyle bir şey var, ben falana oy vereyim çocuğumu işe alsın. Bu evet maalesef. Ben oğlum okumaya gideceğinde kimse bana kırılmasın. Ben de 21 yıllık belediyecilik yaptım. Orada çalıştınız. Çalıştım yani ben de devlette Hı-hı. bilirim. Ben evet. oğlum okumaya gideceğinde annem dedim eğer kendi işini kuracaksan ve bu Kıbrıs halkı, Kıbrıs için ve kendin için iyi bir şeyler yaratacaksan git dedim oku Avrupa'da hep yanındayım. Hı hı. Ama dedim düşüncende gelip bir yerde oturmak varsa memur annem olacaksan. Dedim beni uğraştırma Allah rızası için beni uğraştırma. Anne dedi ben gelip ve çocuk nasıl bir çocuk? En kötü dönemlerde dedim ki annem git kal yani gelme. Hı hı. Gelme yani ne yapacaksınız burada dediğim dönem bile oldu. Düşünün ne demektir bu, bir evladınız var ve buna mecbur kalırsınız. Ve çocuk dedi ki anne ben ülkeme geleceğim ve ben ülkem için bir şey yapacağım. Evet. Ben oradaki insanlar için bir iksir yaratmak isterim. Onlara şifa olacak bir şeyler yapmak isterim. Bir yerden başlamak tabii lazım ki. Zaten. Ve şu anda bazen gelir müşterilerim der nasıl bir çocuk yetiştirdiniz ya der. Niçin derim? Ya diyor gittim diyor dedim ki çok öksürürüm. Bir türlü geçmek bilmeyen öksürüğüm var. Bana diyor 12 TL'lik bir bitki verdi diyor. İki defa içtim ya o bitkiyi diyor. Aylardır süren o öksürük öldürüyordu beni diyor iyileştim. İşte, yani bunları yapmamız lazım. Öyle güzel yetenekli insanlar var. Oturup kalmış bir işte yere. İşte ben diyorum ki dışarıda öğrenin, ülkenimize taşıyın. Tabii ki. Yani o bilgileri bize getirin. Yoksa gidip yurt dışında çalışıp yurt dışında bir şey olmak beni üzer yani. Topluma verebileceğimiz çok şey çok varken güzel şeyler yabancıya var. On vermek çok acı bir durumdur. Yani bazen gerçekten ama mecbur bırakıldığımız dönemlerde oldu ama ben hep şöyle bir enerji gönderirim. Ve bu gönderdiğim enerjinin de yerine ulaştığını görüyorum ne ben güzel. Her zaman. Ben hep ne diyorum? Kıbrıs halkının en yüce hayrına olan ne yapılmaya çalışılıyorsa, kimler varsa
Onlar su yüzüne çıksın, en güzel şekilde ülkemiz için gerçekleşsin. Ama Kıbrıs halkı ve Kıbrıs için hayırlı olmayacak şeyler, uğraşlar içinde olanlar sevgiyle ve kolaylıkla etkisizleştirilsin yeryüzünden. Ben hep bunu söylüyorum ve bunu da çok güzel gözlemliyorum. Çok hızlı bir şekilde etkisiz hale geliyorlar. Fakat biz şimdi küçük bir toplum olmamız da buna nedendir mutlaka. İnsan beğenmiyoruz. En büyük hatamız bu. Yani işte o makama birisi geliyor. Hiç önemli değil. Onun da ayrı fikri olabilir. Benim de yani aynı fikirde, aynı... Ayrı fikirler olmalı zaten. Ama oturup güzelce onu tartışabilmeliyiz. Tabii ki. Kavga ederek değil. Tabii ki. Ona ben saygılı olmalıyım. O da bana saygılı olmalı. Kesinlikle. Fakat biz her devirde, hükümetlerde de kim geçse, mesela ben sağcıysam siz solcuysanız, sağcı geçerse ben tamam diyorum, solcu hayır diyor. Solcu geçiyor, ben hayır diyorum. Siz... Doğru bir şey bile olsa yani, eleştiriyor. Neyi eleştirin? Ne bekleyelim şey bakalım yapar. Daha neler yapılıyor. Tabii. Biz yardımcı olalım bir şekilde. Tabii, destek olalım. Bekleyelim, dinleyelim. Biz tenkit ederiz. Sevil Hanım, bizim burada zaten öyle küçücük bir ülkeyiz ve öyle şeyler yaşıyoruz ki birlik, beraberlik olmaya ihtiyacımız var. Her zaman vardı onun o zaten. Onun dışında bizim partizanlık yapacak lüksümüz yoktur bu ülkede. Yani bu kadar abartılmış şeylere de gerek yoktur. Yani ben ne düşünmeliyim? Gelsin bana ve bu halka güzel, refah içinde yaşatacak bir şeyler sunsun. Yani bir belediye başkanı gelsin, her şeyinden temiz, düzgün, güzel bir Lefkoşa istiyorum ben. Ben düşünmeyeceğim, ha çocuğumu işe alacak mı, bu yerde illegal bir şey var bana evet diyecek olan biri mi ve onu getireyim. Ben güzel, huzurlu ve düzgün bir yaşam istiyorum. Çocuklarım için iyi bir gelecek istiyorum. Biz bunu istesek, ama biz, böyle insanlar gelecek ve destekleyecek. Tamam da. Ama biz tevekkül sahibi değiliz. Şimdi bizim çocukluğumuzda işte falan aile zengindir. Tabii ki o, onun yaşam tarzı farklı olacak. Yani o öyledir. Ama benim kazancım budur. Ben bu şekilde harcamam lazımdır. Biz hayır, hepimiz, siz çok harcarsanız ben niye harcamayayım? Ben çocuğuma niye onu almayayım? O alıyor da. Bunlardan uzaklaşmamız lazım. Haddimizi bilmek zorundayız. Şimdi zaten bunu yapmış olsak çok mutlu olacaktık ve biz ayağımızı yorganımızdan çıkardığımız için bu kadar kaosun içinde geziyor insanlar. Çok zengin bir arkadaşım. Yani ben hep düşünürdüm. Neden çocuklarına, 17-18 yaşında bir çocuğa, Allah'ım derdim, neden son model bir araba alınır, hız arabası alınır? Ya. Ben derdim bunu anlamıyorum. Bana çocuğum 17 yaşına geldiğinde anne dedi, bana dedi falan arabayı alın. Anneciğim dedim, çık bak bakayım benim sürdüğüm arabaya, daha dedim 5 yıl borcu var. Anne dedi, bana döndü, ne bilirsiniz? En azından anne dedi bir Renault TX olsun alın bana, nereden nereye indi? Annem dedim, zaten bizim babanın da benim de arabamız var. İhtiyacın olduğunda kullanacaksın zaten onları. Ha dedim, sen okun, okuduktan sonra işine giren, işinden sonra dedim işinde istediğin arabayı al. Ben böyle bakarım, bakarım insanlar son model araba, hız arabası. Bir arkadaşıma sordum, dedim çocuk arabayla kaza yapar, iptal ediyorum, herkesi Tanrım korusun. Allah herkesin korusun. Evladını, evlatlarımızı. Evet. Gider annem bir şey değilsen iyisin, başka daha yeni, daha hızlı. Hı-hı. Dedim ne yapayım ama sen çocuğuna, eminsin çocuğunu seven? Evet tabii ki severim. Nasıl be kızım dedim, sen çocuğun aldığın arabaya bak. Nasıl sevgi bu 18 yaşında bir çocuğa? O çocuk sonra nasıl mutlu olacak o çocuk? Bana ne dedi bilirsiniz, ama onun okuduğu okuldaki çocukların sürdüğü arabayı sen bilin. Nasıl yani dedim, bilmem. Ama biz de Kıbrıs'ta yaşıyoruz ve bizim bir hayat standardımız vardır. Çocuklar diğerlerim eğer çok güzel arabalar sürermiş de o daha iyi sürsünmüş. Çocuğu okulunu bitirdiğinde, çocuğuna burada okuyan bir çocuktu üstelik, bayağı bir para verip okuttukları bir çocuk. Çocuğa dedi ki sana bu evi üstüne çevireceğim. Dedim be kızım. Zaten sen o okulu bitirsin diye o kadar para harcadın. Yani yapmayın bunları çocuklarınıza. Bu çocuklar nasıl mutlu, nasıl tatmin Peki, olur Peki bir sonra? Hedefi var mıydı o çocuğun? Aile sayesinde olmadı.
Yazık. Evet, olmadı. Ve ben oğluma şu anda bile, babası ona arabasını verdi. Eski bir arabaydı, çok da yeni bir araba değil. Babası dedi ki veriyorum sana bu arabayı. Eski yeni olayını neden söylüyorum size? Tatmin edici değildi aslında. Hız arabası son model değildi, onun için söylerim. Eskisi yenisi yok, şükürler olsun. Ve ben oğlum geldikten sonra ona geldi. Benim egomansızım devreye girdi. İnsanız. Oğlum etsanesini de açtı. Ben öyle dedim. Anneciğim dedim, bak etsaneni de açtın. Ver bunu içine. Ben sana dedim doğum günü hediyesi. Git istediğin bir arabayı al. Ben dedim taksit dedim. 5 yıl 10 yıl öderim dedim. Yavaş yavaş öderim. Ben takıldığım yerde sen öden. Bana ne dedi bilirsiniz. Çünkü artık 25 yaş kafası var çocukta. Anne dedi, benim önceliğim sence onlar mı şu anda dedi. Bak dedi, bu araba şükürler olsun işimi yapıyor. Anlatabildim. Biz çocuklarımıza zaman tanırsak, evet, zaten çocuklarımız günü geldiğinde o doğruyu görecek. Görecek. Annen daha babasının verdiği arabayı sürer. Sadece dediği şükürler olsun. Budur olay. Beterin beteri var. İzin, yok bir sıkıntısı yok onun. Evet. Yani bu gayet mutludur o. Yani eğer izin verirsek 17 yaş düşünce farklılaşır, 25 farklılaşır. Mutlaka. Her yaşın olgunlaştığımız tabii bir şey var. Tabii ki izin versek onlar o olgunluğa erişince o düşünceye kapılacak. Evet. Evet, şimdi taşlardan. Ametist. Dokunduğunuz taş. Evet. Ben bu arada müjdeyi vereyim bizi izleyenlere, müşterilerimize. Çok uzun süredir istiyorlar ama biz daima ayağımızı, adımlarımızı atarken yavaş atmayı çok seven bir aileyiz. Doğal taşlarımızı getiriyoruz yıllardır ama şimdi çok büyük doğal taşlarımız küçüktür gelmeye sizdekiler başladı. Evet. Kristal kuarsından tutun, pembe kuarsına, ametisine tutun, çakra taşlarına kadar, masaj taşlarına kadar çok özel taşlar geliyor. Ve bunlar hep oldukça büyük parçalar olacak. Bu tabii küçük bir parçamız. Bunu kaldırıp getirebildim. Yani şimdi şunu söylemek istiyorum. Mesela işte masaj, çakra falan, bazı kişiler bunları çok şey yapmaz ama ben şahsen, evet, evimde aksesuar olarak böyle taşları isterim. Çok güzeldir. Enerji. Yani harikadır. Onun enerjisi ne olur? Mesela ben bunu alıp salonuma yahut yatak odama, evet, neyse. Evet, bu mesela ametist taşı. Ben bir de enerjilerle ilgilendiğim için, evet, ben taşları uyumlamadan müşterime vermem. Ben, nasıl bir kişi uyumlama? Kişi taşını seçer, der ki bu taş benim. Ben de sarkaçımla sorarım, gerçekten bu taşı bu kişi kullansın mı? Evet yanıtı alırsam sarkaçımdan bu kişiye, derim ki tamam bu taş sizin. Hay, taşı elime aldığımda bile büyük bir huzurluyum zaten. Daha da huzur veriyor bana, sonsuz şükürler olsun. Evet. Ve diyorum ki tamam, senin yaşamına taşını uyumluyorum. Nasıl onu bilebilirsiniz? Sarkaçım bana yanıt veriyor zaten. Olumlu veya olumsuz, saat yönüne döndüğünde bana olumlu yanıt veriyor. Durduğunda ona uygun olmadığını öğreniyorum. Taş bu şekilde, elimdeki sarkaç böyle gidip gelirse ve kesinlikle kullanmaması gerektiğini biliyorum. Mesela ametisi, siz dediniz ki ben almak istiyorum. Evet. Ben size o taşı denerim. Eğer uyumluysa derim ki şu anda da sizin yaşamınıza uyumlayacağım taşınızı. Ve benim söylediklerimi siz gözleriniz kapalı, taşınız elinizde tekrarlarsınız. Mesela bu aşk taşıdır. Ametist evrensel bir aşk taşıdır. Herkese ve her şeye sevgi duymamızı sağlayan bir taştır. Ve ne yapar? Herkese bizi lazım. Evet. Her eve lazım. Evet, kesinlikle. Özellikle ametist pembe kuarsla birlikte kullanıldığında, pembe kuarsla birlikte kalp kırıklıklarımız var. Affedemediğimiz kişiler var. Kalbimiz yoruluyor sürekli farkında olmadan. Kalp krizleri, kalp hastalıklarının nedeni asla onu affedememdir aslında. Bir de hep veririz sevgiyi, veririz. Almaya gelince korkarız, alamayız o sevgiyi. Alamadık sonra sevgiyi, kalp yorulur ve hastalanmaya başlar. Bu iki taş kalbi çok güzel korur ve bizim tekrar evrensel sevgiye kalbimizi açmamızı sağlar. Ametist dıştan bize gelebilecek olan bütün nazar olumsuz enerjilerden bizi, evimizi ve ailemizi koruma altına alır. Gece yattığımızda rahat, huzurlu bir uykuya geçmemizi, uyku esnasında güzel ve mesajcı rüyaları alabilmemize
Yardımcı olur. Yardımcı olur. Enerjisi çok güçlü bir taştır. Ve gerçekten hepimizin evinde, ben hep söylerim, hastaneler, devlet daireleri, meclisler, bu tarz yerlerde de yoğun giriş çıkış olan iş yerlerinde, mesela hapishaneler, ya, bu tarz yerlerde negatifin çok olduğu, çünkü dıştan biri gelir, içinde kendiyle hesaplaşması vardır. Bu borcumu nasıl ödeyeceğim, bunu nasıl yapacağım, şunu nasıl, anda değildir. Anda olmayan çok insanımız var. Doğrudur. Günlük kargaşa içinde yaşayan. Evet, hiç farkında değiliz yaşamın güzelliğini işte, ne yazık. İnşallah hepimiz uyanıp fark ederiz. İnşallah. Bir gün. Ve nedir? Bu taş bize ne yapar? Bütün ortamı, o enerjiyi temizler. Radyasyondan arındırır. O çok önemli. Tabii ki pembe kuarsta, kristal kuarsta, ametiste radyasyona karşı bir numara bir taştır. Ve bu bilinçte olan birçok doktor veya birçok iş adamının ben yerlerinde, çalışma ortamlarında mutlaka bu üçü taşı görüyorum. Belki daha küçüğü, belki daha büyüğü bir köşededir. Mutlaka görüyorum, konuluyor o şekilde. Bir köşede duruyor. Birçoğu laptoplarının üzerine küçük küçük parçalar halinde bu üçünü koyuyor. Ne yapıyor? Dıştan gelecek hasta var karşısında adamın. Bir negatif var yani tabii, orada. Tabii. O hasta isteyerek yapmıyor ki bunu. Bu kötü bir şey değil. Ki günde kaç hasta tabii görüyor ki, o doktor? Ne yapıyor? Kendine gelebilecek olan bu bütün negatiften kendini arındırıyor. Soyutlamış oluyor. Arındırıyor. Kendine gene negatiften arındırırken saf sevginin akışını sağlamış oluyor. Ve yine dıştan ona gelebilecek olan bütün olumsuz enerjiyi, radyasyon da dahil, geri gönderiyor. Peki burçlarla ilgisi var mı bu taşların? Çünkü bazen burçlarda taşınız falan diye geçiyor. Tabii. Ben şöyle diyorum, burcumuzun taşı o kadar da önemli değildir. Değil. Bana bazen müşterilerim gelir der ki bana taş seçin. Derim ki ben taş seçmem. Şaşırırlar. Nasıl yani? Çünkü bu işi bilinçli yaptığınız zaman gerçekten farklıdır. Eğitimlerini alarak yaptığınız zaman farklıdır. Ve insanlara hangi taşı versem bana günün sonunda dönüyorlar. Verdiğiniz taş söylediğinizden çok daha şeye şifa oldu diyorlar. Hmm. Mesela taşı kişi kendi seçer. Şöyle, burada 3 tane taş var mesela. Şu anda ilk dokunacak olsanız hangisine dokunmak isterdiniz? Yani ilk buna dokundum. Tamam. Yani şöyle söyleyebilirim size. Bu taşın hepsi sizin ilginizi çekebilir. Ama sizin şu anda saf ve temiz sevgi akıtan insanlara ihtiyacınız var. Yani şöyle, zihin diyor ki ben artık temiz ruhlu, saf sevgi olan, bana ve hayatıma gerçek sevgiyi akıtacak dostlar, arkadaşlar, aile, böyle şeyler istiyorum. Hı hı. Benim bunlara ihtiyacım var diyor, çünkü bilinç. Bilinçaltı gidiyor ve istediği taşı seçiyor. Bu böyledir. Ha şeyde kısıtlanıyorsunuz. İşte benim taşım budur. Ben diyorum ki yok. Yok hani diyorlar ya burcumun taşı budur. Evet. Orada kendilerini kısıtlıyor kişiler. Burç taşından fazla kişinin seçtiği taştır önemli olan. Çünkü ben diyorum ki ilk konuşmam ben hiç. Hı hı. Seçin derim. O geçerken bir taneye dokunur, gider ama o devam eder. Bu der. Hayır derim, o değil. Bu ego sayesinde yaptınız. İlk dokunduğunuz, geçerken ben gördüm, böyle yapıp devam ettiniz. Budur. Yani mesela beni şimdi bu ikisi hiç çekmedi nedense. Bu ve bu. Şu anda siz bakın. Ciddi anlamda yaşadığımız kalp kırıklıkları, hayal kırıklıkları, çok sevdiğimiz biri ya da birileri ciddi anlamda kalbimizi kırdı. Hı hı. Ve bir türlü neden bunu yaptı diyoruz ve affetmekte zorlanıyoruz. Bu iki taşı seçeriz hemen. Hı hı. Bilinçaltımız der ki affetmeye ihtiyacın var ki sana daha güzel kapılar açalım. Affetmeye ihtiyacın var ki kalbini kalp kırıklıklarından koruyalım, iyileştirelim. Ve kişi gider bu iki taşa yoğunlaşır. Böyledir. Evet. Sonra bana gelir kişiler, der ki işte ben hayatımda güzel bir ilişki istiyorum. Güzel bir iş istiyorum. Güzel bir yuva istiyorum. Ya da sağlığımda problem var. Hangi taşları alayım? Yani ben o an desem ki 10 tane daha söylesem onları alacak. Ben derim ki hayır, gerek yok. Ne söylerseniz alacağım ama diyor. Ama sizin şey de yani tarz olarak da tabii tam şey
Mesela her istediği, mesela yüz için bazı yağlarınız var. Tabii. Kremlerimiz var, Hindistan'dan getiriyoruz. Ve harikulade. Herkese vermiyor. Yok, bu sizin için değil. Yahut kullanın, bana gelin bir göreyim. Evet. Yani işte bunu satın almak isteyen alacak, yani bir çuval krem alır. Öyle kokusunu beğenin. Işte. Vermiyorsunuz. Yok, yani peki bu eğitimleri nereden aldınız? Şimdi bunları güzellikle ilgili olsun, cildimizde olsun, zaten çok kitaplarını okuyarak, hı-hı, dıştan katıldığım eğitimler, özellikle her zaman söylediğim bir şey vardır. Bir işe gerçekten bütün enerjinizi katmışsanız ve bu işi sevgiyle yapıyorsanız 1000 tane diplomaya bedeldir bunlar. Mutlaka, zaten tabii. Bunları çok seviyorum. Ben kendimden seviyorum zaten. Yani i̇şte, en iyi kremi, en iyi saç için olan ürünü, cilt için olan, vücut için olan ürünü çok iyi biliyorum. Gelenler de onlar oluyor zaten. Hangi ürün hangi kişiye daha iyi gider, bunu kullanırsa ona zarar vereceğini biliyorum. İstese bile onu uyarıyorum. Evet, işte vermiyorsunuz. Yanlıştır da. Yanlıştır diyorum. Almak istemezse de, yani kafası karışırsa da, gidin düşünün, karar verdiğinizde gelin diyorum. Çünkü bana geliyor, yağ içinde bir cilt, gözenekler açık, kişi bilmiyor çünkü. Bu yanlış, hı-hı, bir şey değil bilmemek. Ya birinden duymuştur. Ama benim ona yönlendirmem lazım onu. Gelip o başka, evet, bir şey istiyor. Evet, bana diyor ki bu yağ, bu yağ, bu bu bu, bunlar istiyorum. Derim ki bir saniye, ama hiçbir cildinize uygun değil ki. Sizin cildinize uygun olan sadece budur. 10 taneye gerek yok, 1 tane. Bunu bana taşta da yapıyorlar. Derim ki siz önce kalp kırıklığınızı iyileştireceksiniz, hayal kırıklığınızı iyileştirecek bir taş veriyorum. Sonra zaten diyorum, bu istediklerini size tık 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 gelecek. Ve bana diyorlar ki, Emine Hanım, o gün sen bize 10 tane taşı verebilirdin. Çünkü o kafayla biz girdik. Ama sen bize 1 taneyi önerdin ve o 1 tane, o söylediğin bütün kapıları açtı. Peki beslenmeyle de ilgili mi? Bu enerji patlaması, yani negatif artı, evet, eksi. Evet, farkında değilik. Yediğimiz kızartmalardan tutun. Hı-hı. Yediğimiz acılı yiyen insanlar varsa mesela. Acılı yiyen insanlarda çok öfke var. Bunu farkında değiller ama. Çok acılı yiyen insanlara ya da ülkelere bakın. Hep bir öfkeleri, evet, var. Evet. Hiç farkında değiller. Kendi kendilerine yani, yaradıyorlar. Evet. Acılı olsun, kızartma olsun, sağlıksız yiyecekler olsun, fast foodlar olsun. Hiç farkında değil kişiler. Bunlar onların hayatına öfkeyi çekiyor. Yani korkunç, gergin oluyorlar. Agresif oluyorlar. Ama o hamburgerleri öyle büküyorlar, büküyorlar. Evet. Ama bir öfke var. Çünkü nedir? Bunlar öfke yaratıyor. Ama kişiyi düşünün, bir diyet ekmeğin arasında küçücük bir zeytinyağından yapılmış bir sandviç düşünün mesela. Yediklerini, ne bileyim, böyle buğday, arpa, o yani tarz şeylerden yapılmış. Yani bir köy ekmeğiyle, bir köy çöreğiyle 3-5 zeytin yemekte mutlu eder. Yani çok severim ben. Sadece benim yemeğim bu aralar hep odur. Ben hiç çok diyet mutlu yapmam, olurum. Yapmadım diyet hayatımda zaten. Ama hafif. Hafif ve işte bir alıştığımız bir hayat tarzımız var. Evet. İşte zeytin ekmek, domates, karpuz, hellim, ama çok aşırı yemeden. Yüklediğimiz yani, şeyler de yoruyor bizi. Bedenimize yüklediğimiz şeyler ve farkında değiliz. Mesela su yerine sürekli içilen kolalara bakın, meyve sularına bakın. Bunlar bizi çok mutsuz ediyor. Ve çoğu da mesela kafası yorgun olduğunda devamlı yemek yiyor. Yahut bir sinirlendiğinde yemekle onu atıyor. Elinde olmadan atmaz belki. Ama bilirsiniz daha atmaz. Da çeker. Yani bizi, öfkemizi ancak dindirebilecek. Bakın kişi bir hafta bunu denesin, zor değil ya. Bir hafta zaten mesela florör içermeyen diş macunuyla dişlerini fırçaladı. Hı hı. Diş fırçası da bambudan yapılmış doğal bir diş fırçası. Kullandığı deodorantı organik, doğal. Kullandığı şampuan, bir hafta yapsınlar bunu. Evet. Sonra bakalım yaşamlarında ne olacak? Organik şampuan da kullanıyorlar ama gerçek organikten, tabii, bahsediyorum. Hı hı. Gidip üstünde organik yazar diye değil. O gün yediğimiz yemekler tahıl ürünlerinden, hafif yiyecekler. İçtiğimiz sadece su, suya bile dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii. Suda bile o öyle şeyler önemli. Var ki su. Resmen insanları mahvediyor. Farkında değil birçok insan. Onlara dikkat ettiğimizi düşünün. Ya araştırırsak her şeyi bulabiliyoruz.
Bunları yaptığımız, evimize girdiğimiz anda bizi rahatlatacak bir müzik, relax, meditation müzik yazdık. Atsın mı karşımıza güzel bir müzik? Bir hafta yapsınlar, çok değil. Araçlarında giderken onları mutlu edecek bir müziğe çevirip dinlesinler. Hafif. Bir hafta onları mutlu edecek şeyler duysunlar. Mesela X şahısa ben gittiğimde bana sürekli kıskançlıklarından, çekememezliklerinden, işte o da onu yapmış, bunu yapmış, haberin var mı? İşte ben çok hastayım, buram da ağrır, şuram da ağrır. Bu kişileri bir hafta hayatlarından çıkarsınlar. Evet. Ve hep desinler ki hayatıma benim en yüce hayrıma olan kişiler sevgi ve kolaylıkla hayatıma aksın ve gelsin. Benim en yüce hayrıma, benim hayrıma olmayan kişiler hayatımdan sevgi ve kolaylıkla çıksın. Bir hafta bile bunları söyleseler ne olacak o insanların yaşam tarzı? Akşam çıktılar, hep vaktimiz yoktur deriz ya. Çıktık saat 8 gibi, gidip çok paralar vermemize gerek yok ya illa. Gittik sahaya, o kadar güzel saha yapılmış belediye binasının karşısında. Ben Foşa'da, çok evet. Keyif alıyorum orada. Birçok yerlerimiz var, çok güzel ağaçlandırmışlar bize gene belediyeler. Zaten ülkemizin her yerinde var. Evet, çok güzel. Hani biz Lefkoşalıyız da genellikle orada görüyoruz. Evet ama bizim izleyicilerimiz de tabii genel olarak genel, söyleyelim. Evet. Çok güzel ağaçlandırılmış. Doğamız çok güzel. Doğamız yerimiz var. Ve orada 3-5 tur atıp yürüyüş yapıp evimize gittiğimizi yahut düşünüyorum. Yahut bahçesi olan bir şey, bahçede, bir ağaç diksin. Evet. Onun her yediğimiz gün bir çekirdeği atmayıp bir kazdığımızı ve oraya evet. ağacın bir ağacın gövdesine, köküne onu gömdüğümüzü düşünün. Mesela bir limon sıktık, o çekirdeği bir yere eksek mutlaka çıkar. Kesinlikle mutlaka. Çıkar. Mutlaka. Domates çekirdeği. Koyun lasan olarak çıkar. Biz onu, yani bu da bir pozitif enerjiyle yayar, çok uğraştır. Güzel ya, bilir misiniz? O ektiğiniz tohum filizlendiği anda başlar toprak oradan kabarsın. Allah'ım o an dünyanın en mutlu insanıyım. Yani bir saksıya da ekilebilir. Bahçe ederim. Şart değil. Sonra tabii küçücük böyle şeylere tabii. de. Bakarım o minicik bir filiz olur. Tanrım derim, sonsuz şükürler olsun. Yani ne güzel şeyler bahşetmiş bize evet, Tanrımız. Gerek yok, bahçem yok. Böyle böyle saksılara yaptık. Bir de hep şikayet ederiz. Ülkemizde ağaç yok. Niçin ağaç yok? Bir tanemiz bir sigara izmaritini atarız. Ya. Bütün doğayı yakarız. Yani o kadar sadist ruhlu da insanlar ama var. Ama her iklime göre de bitki var zaten. Şöyle kaktüsler var mesela. Tabii ki ama şöyle var. Niçin yani ille devlet gitsin de o ağaçları eksin? Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben Emine olarak 10 tane ağaç hakkım var. Her yıl çok uğraşmayalım da. Ama sulayım da ben onu, bakımını da yapayım. 10 tane. Şöyle bir şey var ama ben o ağaç hakkımı Eylül, Ekim gibi ektim. Tanrı bize artık o bolluk, bereket, o suyu o kadar güzel veriyor ki. Evet. İnanın bana, herkes o bilinçle yapsa o su o kadar güzel, o yağmur o kadar güzel gelecek zaten ki, ağaç yağmuru çekecek. Çünkü iyi niyetle yaptığınız bir şey evrensel olarak size güzel olarak dönecek. Evet. Eylül, Ekim gibi 10 tane ağaç ektim ben bir yere. 10 tane siz ektiniz. Düşünün ne kadar güzel olacak ve bir anda her yerde olacak. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak bizde çok verimli, çok bolluk, tabii, bereket var artık. Ama biz görmüyoruz. O yağan yağmurdan o kendini kurtaracak zaten. Doğru. Ve 10 tane de ikisi bile olmuş olsa. Ama ekip de olsa, bırakmamak lazım. Şimdi ekip bıraksak bile 10 tane evet. de 2 tane bile olmuş olsa, herkes bu sorumluluğu alsa. Yani çok ihtiyacımız var. Bilir ormana misiniz? Çok ihtiyacımız kesinlikle var. Kesinlikle, ama biz sadece evet birileri bir şeyler yapsın diyoruz. Ben geçen seneydi, kapı kapı gezdim dükkanımın önündeki bütün iş yerlerini. Hı hı. Ve herkese dedim ki lütfen dükkanınızın önüne ikişer saksıcık koyun. İçine çok güzel petunyalar var. Hatta dedim yani gidin belediyeden alın, çok ucuza veriyorlar dedim. Evet. İki tane saksıcığa dedim üçer petunya ekin. Lütfen yapın. Bütün sene kalsın. İnanır mısınız? Kimse bunu yapmadı be kardeşim. Yazık. Herkesin tek tek gezdim ve çok rica ederim dedim, yapın.
Kimse bunu yapmadı. Bir tek dükkan, oradaki bütün bölgedeki dükkan benim. Sonra Mehmet Harmancı, Allah razı olsun ondan. Hep sevgi dolu insanlar çıksın karşısına. Amin. Amin. Olmayanlar da sevgiyle kenara çekilsin. Öyle güzel petunyalar ekti. Orağında Bağdu göreceksiniz. Evet. Şeyde Yenişehir Işıklarının orada bana hı-hı gelirken. Evet. 3-5 kişi var böyle çok özel. Onlar da enerjilerle ilgilenir. Oralara ekti çok fazla yere. Çok güzel ekti. Oldu. Ama evet, özellikle orada dev gibi oldular. Şey derler gelirken, burada Kleopatra'nın oturduğunu, onun enerjisinin olduğunu. Kediler var değil mi hala sizin dükkanın önünde? Derler bana. Kediler dolaşıyor. Kedilerimiz dolaşır, kedilerin mamalarını yemek üzere gelen kargalarımız ve şeylerimiz var. İşte bir doğa harikası orası aslında, evet, küçük ama mutlaka özel. Koyarım. Mutlaka bir avuç yemekleri vardır, hepsine koyarım. Evet. Sahipli kedi köpekler bile oradan iki parçacık yiyecek gidecek. Olsun, kısmetini alsın. İsterler yani. Tabii. Mutlaka oradan o iki parça gözümün içine bakarlar. Müşterim varsa derim bir dakikacık izin verirsiniz. Giderim çünkü öyle bir miyavallar. Evet. Çıkar yemeklerini atarım mutlaka. Evet, ne güzel sohbetimiz vardı. Saatimiz doldu. Evet. Bize saat yetmez. Saat yetmez. Kesinlikle. Çok güzel de pozitif enerji yüklendik. Ne güzel. Ben size başarılar diliyorum. Çok teşekkür bize ederim. Sağ olasınız. Artı enerjilerinizi aktarmaya devam edin. Hepimize dualarınız, şükürleriniz yayılıyor nasıl olsa. Sonsuz çok şükürler teşekkür olsun, ederim. İnanıyorum. Yaradan'a da şükürler olsun. Sonsuz kesin. Ülkemiz için inşallah çoğalırız. En şükretmeyi bileriz. Olanlar olsun inşallah. Uyanışta evet olalım. Sevgi ve kolaylıkla birlik, beraberlikte olalım. İnşallah. Paylaşımda olalım. Taşlarınız da gelsin inşallah. Evimizin en güzel köşesine bir taş tabii, yine. Tabii. Bir hafta 10 güne kadar elimizdedirler kısmetse. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Herkese ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, bir Aralık kapının daha sonuna geldik ama güzel bir şekilde geldik. Ametist her zaman için çok güzel bir taş ve herkese ben de tavsiye ediyorum. Çünkü doğanın, taşların enerjisine inanıyorum. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Sağlıkla, sevgi ve saygıyla kalın diyorum efendim. Hoşça kalın. Melodilerle şiirin raksı. Merhaba. Vakıflar İdaresi olarak Maraş bölgesi mülkiyeti hakkında bazı gerçekleri açıklığa kavuşturmak istiyoruz. Maraş bölgesi büyük oranda 3 adet vakfa ait arazilerden oluşmaktadır. Elimizde orijinal